programından tüm izleyicilerimize güzel bir gün dileyerek yepyeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Efendim bugün İYİ Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Tufan Akan'la birlikteyiz. Bugün canlı yayın programımızı İYİ Parti Yunus Emre İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki yakın bir tarihte İYİ Parti Yunus Emre İlçe Başkanlığı'nın 3. olağan kongresi gerçekleşti ve güven tazeleyerek Tufan Akan tekrar görevine devam ediyor. Biz hem bu süreç nasıl geçti diyeceğiz, kendisine soracağız, hem kendisine hayırlı olsun diyeceğiz. Sonrasında da Yunus Emre'de yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz, genel siyasetten bahsedeceğiz, ekonomiden bahsedeceğiz. Birçok konuda sorularımız olacak. Başkan Tufan Akan sorularımıza cevap verecek. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Sizin aracılığınızla da tüm Manisalı hemşerilerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Eksik olun. Yani özgür basın bizler için, siyasetçiler için olmazsa olmaz. Aslında her türlü baskıya rağmen gerçekleri söylemekten, gerçekleri dile getirmekten imtina etmeyen özgür basın. Buradan hepsine de selamlarımı gönderiyorum her bir arkadaşınıza. Teşekkür ediyoruz. 29 yıldır ETV ailesi yayın hayatına devam ediyor. Sahibi değişmeden yayın hayatına devam eden ve şu an ayakta kalan tek televizyon kuruluşu Manisa'mızda. Bu sebeple de sizleri tebrik ediyorum. Çok kurumunuzu tebrik ediyorum. Eksik olmayın. Bize de söz verdiğiniz için ekranlarınızda bir kez daha teşekkür Tabii ediyorum. Daima, her zaman. Evet, hem tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde 3. olan kongremiz gerçekleşti. Güven tazeleyerek yine göreve devam ediyorsunuz. Bu süreçte neler yaşandı ve yeni bir yapılanma, yeni bir kadrolaşma oldu mu? Biraz bunlardan bahsetmenizi isteyeceğiz. Şimdi siyaset, Belgin Hanım, uzun bir süreç. Aslında çok uzun soluklu. Bizler göreve geldiğimizden beri aslında kısım kısım birçok değişiklik oldu. Yani bu ilk kongremiz değildi. Kongreler bizim toylarımız, şenliğimiz. Evet. Kongreler bizim birlik beraberlik günlerimiz. Oraya aslında kongre yapıldığı zaman birçok partide bunca zamandır, bunca yıldır farklı anlaşılabiliyor. Ayrılıklar çıkacak, kavgalar çıkacak vesaire. Biz kongrelerimizi o şekilde görmüyoruz. Bizim aksine tüm teşkilatla birlikte, tüm üyelerimizle birlikte, tüm Manisalı hemşerilerimizle birlikte bir birlik beraberlik günümüz olarak görüyoruz. Üçüncü olan kongremizde bu bağlamda gerçekleştirdik. Tek listeyle girdik yine. Ben 2019 yılında göreve geldim. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi o tarihten beri aslında çok ETV ailesiyle de sıcak ilişkilerimiz var. Sürekli yayınlarınıza da katılmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. 4 yıl oldu. Yani 4 yılı bitirdik ve bu süreçte atamayla geldiğimiz bir yönetimimiz vardı. Sonrasında ilk kongremizi yaptık. Sonrasında da 3 yıllık görev süremizi tamamladıktan sonra geçtiğimiz hafta sonu pazar günü 3. kongremizi gerçekleştirdik. Müthiş bir birlik beraberlik içerisinde. Evet, çok kalabalıktı. Gördük. Evet, yani Türkiye'deki katılımı en yüksek kongrelerden birisi oldu. Sizin de canlı yayınınızda vatandaşlarımız da izledi. Bu kadar yoğun kalabalık oldu, coşkulu olan bir kongre tek listeyle girilmesine rağmen ben de ziyadesiyle memnun ettim. Çok güzel. Tekrar bir teveccühünü almak delegelerimizin, parti üyelerimizin onur verici, gurur verici. Çünkü burada kendi başımıza değiliz. Tabii, bir kurumu temsil ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızı, Meral Akşener'i şehrimizde temsil ediyoruz. Tabii. Bu makamlar tabii ki temsil makamları. Tabii. Dolayısıyla böyle bir büyük bir grubun, büyük bir kitlenin desteğiyle, teveccühüyle tekrar seçilmek onur verici. Buradan da tüm arkadaşlarıma, tüm teşkilatıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Dediniz ki sorunuzda tabii ki şey var mı, yenilenme tabii, var mı? Biz aslında 4 senedir dediğim gibi bir takım ufak da olsa değişiklikler, kadro yenilemeleri yapıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Biraz daha gençleştirilmiş, heyecanlı, daha genç bir ekip yaptık diyebilirim bu sefer. Birkaç oynama yaptık. Tabii geniş bir perspektifte düşünmemiz lazım. Avukat arkadaşlarımız var yönetimde. Evet. Mimar arkadaşımız var.
Yine iş adamı, sanayici arkadaşlarımız var, esnaflarımız var, emeklilerimiz var, her ev hanımları var. Var. Aslında her kesimden Yunus Emre'yi yönetmek, Türkiye'nin en büyük aslında 40 vilayeti arasında, yani Yunus Emre bugün vilayet olsa, evet, aslında bir ilçe değil, il. İl olur, değil mi? Bu kadar nüfusu yüksek bir ilçeyi, şehri idare etmek, yönetmek ve burada siyaset yapmak çok zor, zor. Ama çok da keyifli. Evet. Dolayısıyla her kesime bir yer vermek lazım, her meslek grubuna yer vermek, hı hı, lazım diye geniş perspektifte bir yönetim yaptım. Evet. Tabii ilçe sekreteri olacak olan arkadaşımız değişti. İlçe sekreterimiz daha önceden partimizin kuruluşundan beri aramızda bulunan bir mali müşavir arkadaşım, hı hı, Himmet Kaplan. İlçe, evet, sekreterimiz oldu. Biliyorsunuz partideki önemini. Hı hı. Yine ilçe başkan vekili sıfatıyla olan arkadaşımız da yeni bir arkadaşımız. Daha önceden avukat Umut Dalkılıç. Evet. Daha evvelden AK Parti'de İl Disiplin Kurulu Başkanlığı yapmış olan, siyasette aslında biraz da var olmuş bir arkadaşımız. Kendisi partimizi bundan bir yıl önce tercih etti, üye oldu ve beraber çalışmaya başladık. Hı hı. Değerli hizmetlerini de gördük ve dolayısıyla şu anda da baroda, Manisa Barosu'nda da yine disiplin kurulu üyesi. Hı hı. Kendisini ilçe başkan vekili yaptık. Siyasi İşler Başkanımız değişmedi. Siyaseten Manisa'da çok etkili olan, yıllarını siyasete vermiş kıymetli bir abimiz Necmi Rıza Aktinç, Siyasi İşler Başkanımız yine devam etti. Teşkilatta ufak tefek değişikliklere gittim. Çünkü şu an seçime hazırlanıyoruz. Artık seçime çok kısa bir süre kaldı. Evet. Sayın Koçak, bunun için de çalışmalarımızı yaparken daha çok teşkilatı mahallelere odaklı bir yapıya çevirdim. Yani 7 tane teşkilat koordinatörü kurdum ve tamamen başkana bağlı şekilde. O 7 arkadaşımızı 87 mahalleyi bölmek suretiyle bir yapı, aslında yeni bir yapı, seçime, evet, hazırlanan bir yapı oluşturduk. Bu noktada da basında da çok sıkça aslında basında yer buldu. Gelecek Partisi'nden istifa eden bir ilçe başkanı arkadaşımız, Muhsin Seven arkadaşımız, başkanımız, seçimden, kongreden bir hafta önce katılımını yapmıştık, partimize katıldı. Kendisine teşkilat koordinatörlüğü verdik. Belli mahalleleri ona bağladık. Yine Saadet Partisi'nde ilçe başkanıydı. Birlikte görev yaptığımız arkadaşımız Erol Nurbaş partimize katılmıştı. Kendisine yine teşkilat koordinatörlüğü verdik ve belirli mahallelerde Erol Başkanımızın etkinliğini biliyorum. Yunt da bizim için çok, çok önemli. Muhtemelen konuşacağız, evet, her mahalleyi ama. Evet. Yunt'tan'daki etkinlikleri noktasında Erol Başkan'a yine teşkilat koordinatörlüğü görevi verdim. Muradiyeliler Yardımlaşma Derneği var. Muradiyeliler Yardımlaşma Derneği'nin aslında Haşim Başkan, Haşim Özdemir kurucu başkanı, hı hı, ve bölgede de çok etkin. Kendisine de bir teklifte bulundum kongreden önce. Bizimle yol yürümek ister misin? Muradiye çünkü artık bir yeni bir ilçe gibi. Evet. Yani nüfusu büyüyor artık ve gelişiyor. Evet, çok gelişiyor. 30 bini geçti, hı hı, nüfusu. Artık, hı hı, eski Muradiyeliler azaldı nüfusu. Ama müthiş bir göç alıyor. Göç alıyor değil mi? Müthiş bir göç alıyor. Her gün büyüyor. Sonuçta Muradiye'yi de ayrı bir yapı olarak görmek lazım. Tabii. Yani Yunus Emre içerisindeki... İlçe içinde bir ilçe gibi bir şey aslında. Tabii, yani Yunus Emre içerisinde değil, Manisa'nın en büyük, evet, şeyi, mahallelerinden, kesinlikle, bir tanesi ve ilçe olsa da 6 tane şeyden büyük. Doğrudur. İlçeden büyük. Hı-hı. Dolayısıyla Muradiye'ye de ayrı bir önem verdik ve yönetim içerisinde aynı Yunt'ta olduğu gibi Muradiye'yi de temsil eden 3 tane arkadaşımızı aldık. Parti geçişleri oluyor. Parti geçişleri de oldu. Yani yeni, işte yeni isimler de oldu. Yeni isimler oldu. Bu saydığım arkadaşlar deneyim en azından siyasette. Siyaseten deneyimli diğer partilerden gelip biz de şu an yeni yönetimimizde, hı-hı, görev alan arkadaşlar. Hı-hı. Onlara da hayırlısı olsun. Tüm partimize de hayırlısı olsun. Bu şekilde. Yani tabii ki yeni yönetimde değişiklikler var. Onun haricinde çok kıymetli arkadaşlarım var. Hepsini tek tek saymaya kalksak
Evet, bir hayli listesi var. Program süresi... Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Program süresi yetmez. Ve alanında evet. uzman aslında, yani her biri deneyimli, evet. siyasette deneyimli, iş hayatında, sahada deneyimli kişiler ve onların görevlendirmeleri tamamen İyi Parti. Yani bu çalışmaları da yansıyacak, verimli çalışmalar ortaya çıkacak kilit isimler aslında diyebiliriz Tabii. en azından. Ve İyi Parti her geçen günde güçleniyor. Nitelikli kişilerle güçleniyor. Az sonra zaten onunla ilgili sorum da olacak. Buyurun, yani kadromuz gerçekten kuvvetli. Hı hı. Şöyle benimle birlikte gerçekten cenaze gezen, düğün gezen, evet. sokakta mahalle çalışması yapan arkadaşlarımız var. Arka tarafta fikir üreten, şehrin mimari yapısını yapacak olan mimar arkadaşlarımız var. Yarın seçime gireceğiz. Sandıklarda biliyorsunuz bir önceki seçimi, sandıklarda mücadele edeceğimiz kişiler var. Arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız Tabii. var. Yani hı hı. biz her kesimden Çok güzel. Her meslek grubundan bir yönetim yapmak durumundaydık ve onu yaptık. Ve güçlü olması için bu da olması gereken bir şey evet. diyebiliriz. Az önce çok güzel bir şeye değindiniz. İyi Parti olarak her kesime hitap, yani zaten merkez bir parti İyi Parti ve her kesime hitap eden bir parti. Yerel yönetimlerde, yerel yönetimdeki başkanlardan tutun yönetimler, teşkilattaki kişilerin de duruşu, çizgisi, tavrı çok önemli. Bizler tabii sizi takip ediyoruz. Hani biz sizi tanıyoruz evet. ama şöyle gördüğümüz zaman, baktığımız zaman tufan akan her yerde. Birinin cenazesinde cenaze namazına gidiyorsunuz. Sünnet düğünlerini görüyoruz, düğünlerde görüyoruz. Köy köy geziyorsunuz, mahalle mahalle geziyorsunuz. Her kesime hitap eden de bir duruşunuz var açıkçası ve sevildiğinizi de görüyoruz. Evet. Gittiğiniz zaman nasıl karşılıyorlar? Nelerle karşılaşıyorsunuz? En ücra köylere bile gidiyorsunuz, yumta köylerine birçok yere gidiyorsunuz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Ben siyasete başlayalı 4 sene oldu Belgin Hanım. Şimdi ilk başladığım zamanla bugünü kıyaslarsam tabii ki fark çok fazla. O sizin dışarıdan gözlemlediğiniz konuyu aslında biz arkadaşlarımızla içeride direkt gözlemleme şansımız oluyor. Bir de kendinizi çemberin içine gömmemek lazım. Yani o her zaman şey söylerim arkadaşlarıma, çemberin dışına kendinizi atın. Kendiniz dışarıdan bir gözle evet, gözlemleyin diye. Güzel. Çünkü içeride, çemberin içinde kaldığınız zaman eleştiriyi de göremezsiniz. Olumlu yaptığınız, tekrarlamanız gereken konuları da göremezsiniz vesaire. Çok iyi. Bunu yapabilmek için çemberin dışında tutmanız lazım. Siyasetin içine gömülmemeniz gerekiyor. Biz de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok aslında güzel. Kendimizi çemberin dışında tutuyoruz ve eleştirileri alabiliyoruz. Olumlu yönleri alabiliyoruz. Tabii. Mahallelilerin bizden, mahalle sakinlerinin ne beklediğini, beklentilerinin ne olduğunu, aslında biz gittiğimizde bize ne söyleyeceklerini, bize neyi olumlu neyi olumsuz söyleyeceklerini görerek gidiyoruz. Evet. Notlarımızı alıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz, bir daha gidiyoruz. Benim bugün şu ana kadarki görev süremde 87 mahallemizde gitmediğim, görmediğim yer yok. Evet. Sokak sokak. Takip ediyoruz kesinlikle. Yani, hep sahadasınız. Sokak sokak sahadayım. Basına yansıyan kısmı var, basına yansımayan kısmı var. Ev ziyaretleri yapıyorum. Evet. Haftanın bir günü, iki günü ev ziyaretleri yapıyorum. Bunlar tabii basına yansımıyor, hepsi yansımayan ama kısımları var. İnsanları, siyasi görüşü ne olursa olsun, tabii ki, maddi durumu ne olursa olsun, sonuçta basının huzuruna verip de rencide etmeye gerek yok. Kesinlikle. Bu tarz arkada çalışmalar yapıyorum. Yani bugün şu gelinen noktada nasıl karşılandığımız noktası, evet, insanlar bugün partimizi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i bir alternatif olarak görüyorlar. Biz sizin de söylediğiniz gibi merkez bir partiyiz. Evet. Aslında siyaset yapılması en kolay partiyiz. Evet. Bugün milliyetçi kanattan da, muhafazakar kanattan da, sosyal demokrat kanattan da, her taraftan aslında destek alan bir partiden bahsediyoruz. İyi Parti bu konuma geldi. Dolayısıyla oyun anket sonuçlarında oyların aslında hızla yukarıya bir ivmesinin olmasının da en büyük sebebi bu. Tabii. Partinin merkeze oturmuş olması ve vatandaşlar tarafından bunun aslında kabul edilmiş, satın alınmış olması. Çok net bir algı var. Bunu da Genel Başkanımızın Türkiye'de yaratmış olduğu bu algıyı biz de burada kendi ilçemizde, kendi şehrimizde şiar ediniyorsunuz ve bu şekilde ilkede devam ediyorsunuz. Çok da güzel, takdir şimdi edilesi bir şey. Buyurun. Lafınızı kesiyorum. Genel Başkanımız bundan 4 sene önce bir cümle söyledi. Dedi ki, sizler o koltuklarda oturmak için değil,
çalışmak için bulunuyorsunuz. Ben her hafta bir ayakkabı eskitiyorum. Evet, çok iyi. Bunu kongrede de söylemiştim. Evet. Ben her hafta bir ayakkabı eskitiyorum. Bu uğurda sizler de o koltuklarda oturmak için değil, her hafta bir ayakkabı eskitmek için oturuyorsunuz. Eskitebilirsem ne mutlu diyeceksiniz. Şimdi biz, çok evet, güzel. Yani o benim ve Yunus Emre, İyi Parti gibi. Yunus Emre Teşkilatı'nın şiarıdır o söz. Hı hı. Biz bu koltuklarda oturmak için seçilmiyoruz. Evet. Dediğim gibi iki tane kongreye girdim. Atamamı da sayın, üçüncü dönemim. Hı. Dördüncü yılım bitti. Ama haftada kaç gün koltukta oturuyorsunuz derseniz, illaki bir misafirimiz olursa, evet, o zaman ilçe binasını kullanıyorum. Onun dışında tüm arkadaşlarımızla birlikte biz her daim kar kış demeden, gece gündüz demeden, hı hı, dışarıdayız. Evet. Bu çok farklı bir şey. Bu böyle, evet, bir aşkla yapılacak bir şey. Bir ideolojisinin olması gerekiyor. Bir insanın bu yolda, evet, bu amaca, böyle bir görüşe hizmet etmesi bir aşkla olur. Çünkü siz tamamen hayatınızdan ödün veriyorsunuz. Hani siyaset yapmak günümüzde çok zor. Hele ki bu şartlarda çok zor ve siz, evet, gece gündüz demeden evinizden, ailenizden uzakta kalıyorsunuz, evet, ve gece gündüz sürekli sahadasınız. Bu büyük bir fedakarlık. Bu da aşkı ve sevgiyle yapılacak bir şey. Ellerinizden öper, iki tane. Allah bağışlasın. Çocuğum var. Şimdi akşamları ödevlerini yaptırma meselesi, hı hı, var. Küçük kızım da 8 yaşında, 2. sınıfa gidiyor. Her akşam ödev yapmak istiyor benden. Evet. Ama benim her akşam bir işim var. Evet. Şimdi bu yapamaz tabii. Özveriyle yapılacak bir iş. Aile desteğiyle de tabii ki. Ne mutlu, onları da kutlamak gerekiyor. Aileyi de kutlamak, evet, gerekiyor. Çünkü birlikte siz bu yola çıkıyorsunuz ve evet, eşiniz de çocuğunuz da ödün veriyor kendinden, sizler de. Kolaylıklar diliyoruz. Hele ki böyle bir dönemde siyaset yapmak gerçekten kolay değil. Sadece severek, isterek, aşkla yapılacak bir şey diyoruz ve hem takdir ediyoruz. Tabii biraz önce mahalle çalışmalarından böyle bir küçük bahsettiniz ama ben oraya tekrar girmek istiyorum. Mahalle çalışmalarınız özellikle nasıl gidiyor? Sandık görevlileri, bununla ilgili seçim çalışmaları muhakkak vardır, hazırlıkları, evet, vardır. Nasıl bir sistem var İYİ Parti Yunus Emre ilçemizde? Şimdi az önce söylemiştim. Biz aslında her mahalleye gidiyoruz. Önceden 87 mahalle için söylüyorum bu söylediklerimi. 4 sene önce, 3 sene önce gittiğimiz zaman farklı karşılandığımız yerlerde şu an daha farklı, daha olumlu karşılanıyoruz. Yani çok net mesela yaşadığımız sıkıntılar vardı bazı mahallelerde. 2019 seçiminde düşük oy aldığımız, şu anki mevcut iktidar partisinin orada önde çıktığı yerler vardı. 2019'un Nisan ayında seçimi atlattıktan sonra göreve geldiğimiz ilk günde arkadaşları topladığımda, o zamanki yönetimdeki arkadaşlarımla dedim ki biz seçimi bugün başlatıyoruz. Hı hı. 2019 yılında. 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimi bugün itibariyle başlatıyoruz. Biz seçim çalışmasını aslında o gün, o tarihte başlattık. Az oy aldığımız bahsettiğim mahallelerde yüzümüze belki o tarihte bakılmayan, ilgi görmediğimiz yerlerde, evet, biz kendimiz ilgi duyarak o mahallelerle çalışmaya başladık. Arkadaşlarımızla birlikte. Belki de yaptığımız en başarılı iş oldu diyebilirim. Yani iyi olduğumuz yere gitmek, bir kere daha gitmek, evet, bir kere daha gitmek, bu bir seçenektir siyasette. Evet. Kendinizi rahat hissedersiniz bir kahve toplantısında konuşma yaparken. Hı hı. Ama kötü olduğumuz yerde, oy oranımızın düşük olduğu yerde, iktidar partisinin kalesi olan yerlerde ben gidip seçim sonunda mağlup olmamıza rağmen iktidar partisini eleştirecek konuşmalar yaptım. Evet. Onların en yoğun oy aldığı mahallelerde. Ve bugün o mahallelere gittiğimde, tabi bu saydığım yıllar içerisinde 87 mahallede her mahalleye 5'er kez, 6'şer kez gidiyorsunuz tabii, değil mi? Gittiğim için şu anki durumla o zamanki durumu çok net ayırabiliyorum. Onun için önümüzdeki günler mahalle çalışmalarına devam edeceğiz. Bu farklılıkları çok daha net göreceğiz. Şimdi sandık görevlileri. Evet. Sandık görevlileriyle ilgili Manisa, Yunus Emre ilçesi 87 mahalleden oluşuyor. 87 mahallede bugün İYİ Parti Yunus Emre Teşkilatı'nın 87 tane mahalle başkanı var. Bunların hepsinin atamasını biz zaten tamamladık. Ve şu anki yönetim içerisindeki koordinatör arkadaşlar, az önce bahsettiğim birkaç tane örnekle bahsettiğim koordinatör arkadaşlar,
7 tane arkadaşımıza 87 mahalle aslında bağlı Bergman Hanım. Onlar da, o koordinatör arkadaşlar da bana bağlı. Ve biz sürekli bir koordinasyon içerisinde 87 mahallenin yönetimini sağlıyoruz. Mahalle başkanlarımız ve mahalle teşkilatlanmalarımızın yapısı zaten oturmuş bir şekilde. Hı hı. Teşkilatlanmak çok zordur siyasi parti için. Kesinlikle. Bunu yeni kurulan aslında siyasi partilerde maalesef görüyorlardır. Biz zorlukları gözlemliyoruz. Çünkü teşkilatlanmak çok zor. Evet. Ancak İYİ Parti bugün 5 yıllık bir siyasi parti olmasına rağmen ilk yılında Türkiye'deki 950 ilçede teşkilatlandı. Evet, çok hızlı bir ilerlemeydi o. Bunda tabii ki genel başkanımız başta olmak üzere bütün politikamız, bütün genel merkez divan kurulumuz, il ve ilçe başkanlarımız hepsinin çok büyük bir etkisi var. Ama teşkilatlanmayı tamamlamamız bizim en büyük avantajımız oldu. Dolayısıyla Manisa için, Yunus Emre için de konuşacak olursak 87 mahallede biz evet teşkilatlanmamızı tamamladık. 524 tane sandığımız var burada. Hı hı. Yunus Emre ilçesinde. 2019 yılına verilerine göre. Tabii şimdi göç alan bir ilçe olduğumuz için şu bu sayı artacak. Daha tam net rakamları belli değil. Hı hı. Ama 524 tane sandığa 1048 tane sandık görevlisini biz atamasını bitirdik. Müşahitler hariç. Bir de biliyorsunuz seçim zamanı müşahitler de gelip seçimi takip edebiliyorlar. Evet. Sandıkta izleyebiliyorlar. Müşahitlerin de gelmesiyle birlikte burada Yunus Emre ilçesinde Millet İttifakı'nın çok büyük bir oluşumu var diyebilirim. Hı hı. Sadece İYİ Parti olarak tüm sandıkları tamamladık. Bir de biliyorsunuz ittifak ortağımız var. Ana ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ilçe başkanı arkadaşımız, teşkilatları, onlar da gerekli çalışmaları yapıyorlar. Eğer ki öyle bir durum olursa, ihtiyaç olursa biz her zaman birlikte çalışmaya da zaten hazırız ittifak olarak. Ama sorunuzla bağlantılı olarak sandık görevlileridir, teşkilatlanmadır. Bunların hepsini geride bırakıp artık sahada birebir vatandaşla iç içe olmak bizim gerekiyor değil mi? İç içe olduğumuz dönemi yaşıyoruz. Evet, zaten son 1-2 yıldır onu yaşıyoruz. Yok, onun için de beni işte her yerde görüyoruz sizi. Düğünde dernekte görmenizin sebebi de o. Evet. Artık güven duyacağınız bir sistemi oturttunuz. Tabii. Ve artık sahadayız diyorsunuz sizler de. Sistemimiz oturdu. Avantajımız. Evet. Bu çok en büyük avantajımız o. Hı hı. Biz alnımız ak bir şekilde istediğimiz mahalleye. Ekibime güveniyorum. 87 mahallede istediğimiz yere gidiyoruz. Fevzi Çakmak'a gidiyoruz. Cumhuriyet'e gidiyoruz. Hı hı. Atatürk Mahallesi'ne gidiyoruz. Yurttağ'ın her bir köyüne gidiyoruz, Muradiye'ye gidiyoruz, Merkez 24 mahalleye gidiyoruz. İstediğimiz her mahalleye gidip düğün ziyaretlerini, ev ziyaretlerini, cenazeleri, taziyeleri hepsine gönül rahatlığıyla katılabiliyoruz. Evet. Ve vatandaştan da bu noktada teveccüh alıyoruz. Güzel bir karşılık alıyorsunuzdur. Evet. Çünkü zaten İYİ Parti şu anda hızlı büyüyen büyük bir parti. Hatta geleceğin tabii partisi diyen bir takım istatistiklere bakıyoruz. Analizcilere bakıyoruz. Gelecekte en büyük partilerden bir tanesi. En büyük parti deniliyor İYİ Parti için. Bizler de tabii göreceğiz ilerleyen süreçlerde. Ve tabii ulusal basına yansıyan bir takım çalışmalarınız var, bir takım açıklamalarınız var. Onlara da değinmek istiyorum. Çünkü ulusal basına yansıyan bir haber oldu. Çevre kirliliği ilgili. Bir de Akgedik, evet, TOKİ ile ilgili bir çalışma, onunla ilgili bir açıklamalar oldu ve haber yayınlandı ulusalda. Ve Çamlıca sorunu, su sorunuyla ilgili. Bunlarda sonuç ne oldu, nasıl bir süreçti, neler söyleyebilirsiniz bu noktada bize? Şimdi şöyle, bizim ulusal basına evet yansıyan birçok haberimiz oldu. Bahsettiğiniz 3 olayda ulusal basında gündem olan olaylar da var. Bir kere şeyden başlayabilirim. Çevre kirliliği olayı. Karahali'deki. Hı hı. Biz Karahali'de ciddi bir çalışma yaptık. Orada tabii az önce bahsettim mahalle başkanlarının etkisi. Tabii. Karahali'deki mahalle başkanımızdan gelen bir geri bildirimle biz oraya gittik. Burada müthiş bir koku var. Başkanım gelip buraya bir bakabilir misiniz? Çevre kirliliğinin olduğunu düşünüyoruz. İhbarlar geliyor vesaire. Bir konuşma yaptık. Ve olay yerine gittik. Olay yeri dediğimde tarımsal sulama kanalı. Hı hı. Tarımsal sulama kanalı orada müthiş bir şekilde zaten Manisa'nın biliyorsunuz tarım bölgesi. Tabii ki tarım ovasıyız. Bağların olduğu yer, bölge. Oraya gittik ve orada suyun kapkara aktığını gözlemledik. Müthiş bir koku var. Hatta o tarihte basın açıklaması yaptığımda konuşmakta zorluk çektim. Evet, kokudan dolayı. Kokudan dolayı. Ve bunu gündeme taşımaya çalıştık daha doğrusu. Tabii ilgili kişilerden
yetkililerden, devlet kurumlarından hiçbir yerden bir geri bildirim almadık. Yani burada bir çevre kirliliği oluyor. Buraya bir atık, kimyasal bir atık geliyor. Bu tarımsal sulama kanalı simsiyah akıyor ve müthiş bir koku var. Bunun sebebi buradaki yakın fabrikalar olabilir. Başka bir sebebi olabilir. Kaynak neyse bulunması gerekiyor. Bunun araştırılması gerekiyor diye o zaman açıklama yaptık. Basın açıklaması yaptık. Bunun geri bildirimini almadık. Sonra bir ay sonra, tam benim basın açıklaması yaptığım tarihten bir ay sonra bir gece yarısı haber geldi. Bölgedeki bir fabrikada 8 tane işçinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı konu, hatırlarsanız. Sonra ben sabaha karşı bölgeye gittim. Olay doğru mu diye gelen ihbarlar üzerine. 8 kişi Cenabıyla kaldırıldı zehirlenerek. Ve orada sulama kanalında bir gaz sıkışmasının olduğu haberi geldi. Ben bölgeye bu sefer sulama kanalının olduğu yere gittim. Afet ekipleri orada, işte çevre il müdürlüğünün ekipleri orada. Yoğun bir siyanürle karşılaşıldığını burada söylediler ve bölgede bir karantina uyguladılar. Çok geçici süreli. Yaklaşık 6-7 saatlik bir karantinaydı. Orayı boşaltılmasını istediler. Dolayısıyla bu olay olduktan sonra da o öğleden sonra bir basın açıklaması daha yaparak bu sefer konuyu Türkiye'nin gündemine getirdik. Çünkü orada bu çevre kirliliğini yapan aslında işletmelerin isimlerinin belli olduğunu varsayıyoruz. Ben o gün iddiada bulundum ve bu isimlerin ortaya çıkartılması gerektiğini ve çok ciddi bir kamuoyu yarattık. Bu konu ulusal basına da yansıyınca gerekli tabii yetkililer de gerekli çalışmaları yapınca orada bir tane firmaya bir ceza yazıldı. Evet. Yeterli bulmadık. Evet. Ve bu konuda bütün yetkililerin aslında sorumlu olan kim varsa. Yani bunda ben Büyükşehir Belediyesi'nden tutun Yunus Emre Belediyesi'ne, Çevre İl Müdürlüğü'ne, ki Çevre İl Müdürlüğü'nün önünde bir basın açıklaması daha yaptım. O tarihte istifaya davet ettiğim bir basın açıklaması var. Buradaki sorumlu kimse bu sorumlunun hukuki anlamda da ceza alması ve o koltukta oturmaması için elimizden geleni yapacağız dedik. Evet. Ceza almaları için. Bir tane işletmeye ceza yazıldı. Tabii sadece cezayla da olmuyor. Orada bir tesis olması gerekiyor. Kimyasal atıklarla ilgili bir tesis yapılacak. Bir şeyler yapılması gerekiyor ki çünkü o devam edecek. Yani ceza ödeseler bile sorun çözülmeyecek aslında. Kontrol sorun, mekanizması. Tabii ki onun işlenmesi gerekiyor. Kontrol mekanizmasının işlenmesi lazım. Gerekiyor. Orada orta ölçekli diye geçiyoruz. Serbest bölge. Muradiye orta ölçekli. Orada yeni kurulan işletmeler var. Evet tabii. Dolayısıyla organizenin içerisinde olsa, Manisa organize sanayinin içerisinde olsa cezası çok büyük. Evet. Orada öyle bir işlem yapma lüksü yok şeyin, işletme sahipleri. Ona cesaret edemezler. Ama diğer bölgede olunca, işte Karaali'ye giden o Muradiye bölgesindeki işletmelerin kontrolsüz olduğu atıklarını da bölgedeki en yakın yağmur su kanallarıyla birlikte içme suyumuza karışıyor. Değil mi? Toprağa karışıyor. Yani gıdamıza konuşuyor. Bu gıdaları çocuklarımıza yediriyoruz. Tabii. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani biz savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Şahsi olarak da bulundum. Avukatlarımızla adliyeye gittik ve kimler sorumluysa bu konuyla ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ama bir ay sonra takipsizlik geldi. Şu an sonuç? Sonuç yok. Takipsizlik geldi orada. Evet. Sonuç şu, biz Manisa'da hemşehrilerimiz adına elimizden ne gerekiyorsa, ben o olaydan sonra Karaali'ye 3 kere daha gittim. Koku kesilmiş nispeten, diğer suyun rengi nispeten önceki haline göre biraz daha açılmış, temizlenmiş gibi duruyor. Ama bu konuyu biz kendimiz için değil, çocuklarımız için takip etmeye devam edeceğiz. O konu önemliydi dediğiniz gibi. Yine TOKİ'de bir, onu da kısaca anlatayım. Evet, nedir TOKİ sorunu neydi? TOKİ'de de vatandaşların aidat krizi vardı. Aidatlar %100 oranında arttı TOKİ'de. Tabii TOKİ'nin yapılış amacı nedir? Zaten dar kesimli vatandaşlara bir ev sahibi yapmak adına. İnsanların orada aylık ödemeleri daha henüz devam ediyorken, evlerine kavuşmuşlar, aylık ödemelerini zorla öderken bir de ortak kullanım alanıyla ilgili aidatlarının zamlanması konusu vardı. 200 lira öderken bir anda 400 lira çıktı. Şimdi bu ekonomik sıkıntının yaşandığı, böylesine bir ekonomik sıkıntının olduğu dönemde tabii TOKİ'de yaşayan vatandaşın da o ücreti vermesi gerçekten zor. Evet. Bununla ilgili bir geri bildirim aldık. Başkanım gelir misiniz dediler. Oraya gittik. Orada yüzlerce insan toplanmıştı.
bir basın açıklaması yaptık ve konuyu orada da Türkiye gündemine getirdik. Sonra TOKİ yönetimi değişti. Daha sonra orada yeni kararlar alındı vesaire. Şu anda da TOKİ düzeldi mi sorun? Sorun kısmen düzeldi. Tabii sorun yönetimsel bir sorundan ziyade aslında ekonomik bir sorun da var orada. Yani çünkü her şeyin fiyatı artmışken o alınan aidat ücretinin sıfırlanması zaten mümkün değil. Ya da düşmesi mümkün değil. Evet. Ama nispeten eskiye göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. O konuyu da o süreci de takip etmeye devam ediyoruz. Zaten önümüzdeki hafta oradaki TOKİ yönetimi tekrar ziyaretime gelecek. Oradaki ilişkilerimiz de şu an devam ediyor. Yine de herhangi bir sıkıntı yaşadığında vatandaşlarımız, oradaki hemşehrilerimiz her dakika, her saat bana ulaşabilirler, arkadaşlarıma ulaşabilirler. Biz gideriz yine kendimiz orada konuyu gündeme taşırız. Evet. Çamlıca su sorunu dediniz. Çamlıca'daki su sorunu bilmeyen bir su sorunu. Belgin Hanım. Sadece bu Çamlıca'da da yok aslında. Birçok noktada var aslında. Birçok noktada var. Kırsalda var bu sıkıntılar. Yani bu yaz dönemi gerçekleşiyor. Tabii belediye maske. O zaman da maskeyi eleştirdim. Şimdi yine maskeyi eleştireyim. Maske eğer böyle bir sorun varsa ki var. Bu sorun ortaya çıktı. Yerinde bu sorunu tespit ettik. İnsanlar bayram günü en çok suya ihtiyaç duyacakları Kurban Bayramı'nda susuz kaldılar Çamlıca'da. İki hafta boyunca su verilemedi. Çamlıca'yı biliyorsunuz aslında küçük bir köydür Çamlıca ama iki mahalleden oluşur. Mahalle içinde iki mahalle. Alt mahalle, yukarı mahalle. Alt mahalleye su verilirken yukarı mahalleye su verilemiyor. Yukarı mahalledeki vatandaşlar mağdur oluyor. Bu sefer su vanadan kesiliyor, aşağıya veriliyor. Ama aşağı veriliyor dedim, bir çamaşır yıkayacak kadar bile su değil. Çok İçme suyu bile değil. Yani oradaki insanların yaşadığı sıkıntı gerçekten büyük. Bunu yaşamayan bilemez. Biz gittik orada, yerinde bunu tespit ettik. Şimdi böyle bir sıkıntı varken ve her yaz bu sıkıntı yaşanırken bu sorunun kökten çözülmesinin maliyeti ne olur Allah aşkına? İnsanları bu devirde bu kadar mağdur etmenin anlamı ne? Bu çalışmayı yaparsınız. Boru hatları mı yapılacak? Yeni sondaj mı açılacak? Neyse bu konunun sorunun çözümü neyse çözüme ulaştırırsanız bir daha da gidip bir muhalefet partisi başkanına gidip orada bir açıklama yapmak zorunda kalmasın. Ben o tarihte ama o açıklamayı... sorun çözmek, vatandaşın sorununu çözmek için uğraşıyorsunuz. Ama çok. Yani biz bana hangi mahalleden sorun bildirirlerse bildirsinler gidiyorum evet. Hiçbir çekincem yok çünkü. Ne Yunus Emre Belediyesi'nde, ne Büyükşehir Belediyesi'nde. Bizim hiçbir kimseden bir çekincemiz yok ki. Vatandaş gelsin, derdini bize söylesin, hemşehrilerimizin yanına gidelim biz de, orada destek olalım ve konuyu onların yapamayacağı şekilde biz gündeme çıkartalım. Evet, onlar da zaten sorunun çözülmesini bekliyor ve umut ediyor. Tabii. Kim çözecek diye umut ediyor ve bekliyor. Keşke Belgin Hanım, onlar sorunu dediğim gibi çözseler de bize ihtiyaç olmasın. Evet. Zaten o zaman ben konuşmam bu kadar. Onlar çözemezse biz çözeceğiz ama az kaldı. Tabii şimdi ekonomik sorunların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Aslında dünya büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Ancak bizim ülkemizde de tabii çok var. Ve özellikle kırsal mahallelerde yaşanan sıkıntılarla ilgili biraz size sormak isterim. Çünkü bizler de özellikle yunta köylerine gittiğimiz zaman çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Programlar için gidiyoruz. Evet. Çiftçimizin sıkıntılarını duyuyoruz, üreticinin sıkıntılarını duyuyoruz. Ekonomik kriz nedeniyle çiftçiler üretmekten vazgeçebiliyor. Hayvancılığın çok olduğu bir bölgeydi yunta köylerimiz. Hayvancılıkta çok ciddi bir azalmalar var. Gittiğinizde bu tarz sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Önemli olan kızım benim için hani ekonomik sorunlar. Bu önümüzdeki seçimi nasıl etkiler diye sormak isterim. Gidip analiz ettiğiniz zaman nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi bugün Manisa'mızda anneler artık evlerinde tencerelerini kaynatamayacak pozisyona geldi. Birçok mahallede. Babalar, aile reisleri evlerine ekmek götürmekte zorlanır hale geldi. Ekmeğin kaç para olduğunu biliyorsunuz. Ve birçok kırsal mahallemizde günde en aşağı 10 tane ekmek alan aile. Kalabalık aileler var değil mi? Evet. Bugün gençler kendilerine kaçıp gidecek memleket aramaya başladı. Bu ekonomik kriz dolayısıyla. Böyle bir düzene giren, bu kadar sıkışıklığa hapsolan bir sistemden bahsediyoruz. Bunu Manisa'nın sokaklarına çıktığınızda hangi mahalleye giderseniz gidin,
kimle sohbet ederseniz edin, bir kere bu geri bildirimi alıyorsunuz Belgin Hanım. Ekonomik sıkıntı, ekonomik problem bu memleketin en büyük problemi. Bunu da biz her yaptığımız mahalle ziyaretine görüyoruz. Şimdi Yunt Dağı'nda 63 tane köy var. Yunt Dağı'nda altyapısı olmayan mahalle. En aşağı 10 tane mahalle var, biliyor musunuz? Evet. Türkiye'nin en batısındayız. Bu çağda nasıl bir şey olur diyorsunuz. Yani tabii, diyorsunuz gittiğinizde Türkiye'nin en batısında olan bir vilayette bu kadar gelişmiş, evet İzmir'e yakınız, evet, ticaretin merkezi olmuşuz, sanayi, organize sanayi 4. açılmış, 5. açılmış. Daha da açılıyor. Daha da açılıyor, yürüyor. Ekonomi baktığınızda çok güzel gibi duruyor. Türkiye'nin aslında ekonomik açıdan en rahat memleketlerinden birisinde yaşıyoruz biz. Manisa'da. Tarım deseniz hepimizin ailesi muhakkak bir yerden, bir çiftçi tarımla uğraşıyor. Manisa'mız öyle. Her ne kadar eski şey kalmasa da, yani tarımsal eskisi gibi tarımsal alanlar da tükeniyor tabii, değil mi? Bir de var. Burası ekonomik anlamda aslında Türkiye'nin 81 vilayetine baktığımızda biraz daha bir nebze de olsa rahat bir yer. Evet. Sözüm ona. Ama böyle bir yerde bile, böyle bir ilde bile baktığınızda onun üzerinde mahallemizde altyapı yok. Mahalleye gittiğinizde insanların o fosfat bir kokusu, değil mi? O atıkları, oradan su içmeye kalkan hayvanların telef olduğunu görürsünüz. Yunt'tandaki akan o kanalın ne kadar kirli olduğunu görürsünüz. Bu problemlerin çözülmesi lazım. Bu problemleri çözmediğiniz sürece, altyapı problemlerini çözmediğiniz sürece orada, işte az önce söylediğiniz gibi seçimi nasıl etkiler diyorsunuz ya. Ekonomik sorun etkiler. En başta etkiler. Evet. Ama insanların mahallesine 20 senedir o altyapı gelmediyse bu etkiler, etkiler. Düğün salonu olmayan, taziye evi olmayan mahallelerimiz var. Bugün Marşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düğün salonu yok. Karda kışta kapalı bir otoparkın altında düğün yapıyor insanlar. Evet. Hayatlarının en güzel gününü, önemli günü, en önemli, değil en özel gibi gününü yaşayacakları günü, evet, buz gibi bir havada Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düğün yapmak zorunda kalıyorlar. Tabii. Yine Yunta'nın birçok köyünü sayabilirim. Düğün salonu olmayan, taziye evi olmayan, taziye evi varken kapanan mahallelerimiz var. Evet. Farklı amaçlarla çok, kullanılan taziye evleri var. Aslında çok üzücü. Şuraya geliyor. Bu kez köydeki yaşayan insanlar şehre iniyor. Şehirdeki o kolaylığı, yani şehirde konforlu yaşamak için şehre göç ediliyor ve oralar terk ediliyor. Orada tarım, hayvancılık bitiyor. Yani oraları terk etmek bizim için çok kötü çünkü üretim duruyor. Onlar olmazsa bizim soframıza ne gelecek diyoruz. Üretim olmazsa, hayvancılık olmazsa eti, sütü nasıl temin edeceğiz ve nereye gidiyoruz sorusuna geliyoruz aslında, değil mi? Sizler de gittiğinizde görüyorsunuz bunları zaten. Yani tarımla uğraşan insan kalmıyor. İnsanlar bağlarını köklediler bu sene. Verilen fiyatlardan dolayı. Evet. Yani o üzümle ilgili de bizim. Gördük tabii. Üzümün başkentiyiz biz. Burada üzümde iyi bir fiyat verilmezse, bağla uğraşan çiftçimiz para kazanmazsa Manisa'nın ekonomisi yerle bir oluyor. Köyler boşalıyor. Mesela. Köyler boşalıyor. Biz bu sene bunu bir kez daha yaşadık. Tüm uyarılarımıza rağmen, tüm rakam önerilerimize rağmen, ama mevcut siyasi iktidar vermedi, veremedi, üzümcüyü mağdur etti. Ve bağlarını kökleyen maalesef çiftçilerimiz var. Çiftçimizi gördük. Şimdi peki değişir mi bunlar zamanı ilerleyen süreçte? Çünkü hani bir de acaba nasıl değişir? Değişir mi bunlar eğer? Tabii ki değişir. İyi Parti gelirse ne olur? Tabii ki değişir. Yani değişmeyecek diye bir şey yok. Ben az önce buraya gelirken bir vatandaşımız, bir ablamız yolumu kesti. Başkanım dedi, işte siz gelirseniz bizim halimiz ne olacak? Merak. Ne olacak? Sen dedim, niye soruyorsun, neyi merak ediyorsun abla bana? Ya dedi, sosyal yardım alıyorum. Kesilir mi diye korku var, evet, değil mi? Şimdi, evet. Ben sosyal yardım alıyorum, eğer siz iktidar olursanız o sosyal yardımım kesilir mi dedi. Ablacığım dedim, sen nerede oturuyorsun? Neyse, nerede oturduğunu mahallesini burada ekranlarda söylemeyeyim. Rencide olmasın. Mahallesini öğrendim. Dedim ki, biz iktidar olduğumuzda senin sosyal yardımın kesilmeyecek. Aksine sen şu an az sosyal yardım alıyorsun. Eğer ihtiyacın varsa
Zaten gerçekten ihtiyacın varsa o sosyal yardım fazlasıyla alacaksın. Ha biz neyle uğraşırız? Şimdi sosyal yardım alması aslında uygun İyi olmayan... İyi bir şey mi aslında diye düşünüyorsun? Ona ne ihtiyaç duysun ki vatandaş rahat yaşayabilecek imkanlar şimdi, olursa diye soruyoruz tabii. Soruyoruz. Ama sosyal yardım alması aslında belki de uygun olmayan vatandaşlar var. Hı hı. Şimdi o durum farklı bir durum. Hı hı. Ama gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Onların yardım tabii ki iktidar partisi değiştiğinde, İYİ Parti geldiğinde devam edecek. Yunus Emre'de 1000 kişi sosyal yardım alıyor. 1000'e yakın kişi belki. Onlar netleşecek, belirlenecek. Şimdi sosyal yardım alıyorsa, kişinin ihtiyacı varsa, onunla hangi siyasi iktidar niye uğraşsın ki? Tabii ki alacaklar. Tabii ki daha da fazlasını alacaklar ihtiyacı varsa. Sosyal belediyeciliği görecekler. Evet. Sosyal devlet neyse onu görecekler. Buradan ben sizin huzurunuzda tüm Manisa'lı hemşerilerime bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir kere o ablamın sabah söylediği şeyi düşünmelerine gerek yok. Biz sosyal yardım alıyoruz. Siz iktidara gelirseniz ne oluruz? O konuda bir kaygı yaşamalarını istemiyorum. İşlerini ferah tutsunlar. İYİ Parti geliyorsa herkes için geliyor. İYİ Parti bu ülkeye liyakatı getirmek için geliyor. Bunu da kesinlikle buradan özellikle vurgu yapmak istiyorum. Evet, tabii hiçbir biraz sıkıntıya girmeden genel gelmiyor. Siyasete de biraz aslında siyaset dilini de konuşmak isterim sizinle. Çünkü geçtiğimiz günlerde Trabzon milletvekili Hüseyin Öz'e bir mecliste bir şiddet uygulandı dün. Bununla da ilgili muhakkak görüşleriniz olacaktır. Çünkü siyaset dili biraz sanki bozuldu. Hatta çok çok bozuldu. Yani üsluplara bakıyoruz, davranışlara bakıyoruz. Yani çocukluk dönemimizdeki o siyasetçileri özlüyoruz aslında, evet, değil mi? Evet. Bununla da ilgili muhakkak görüşleriniz olacak da neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi siyasette aslında kutuplaşma, ötekileştirme dönemi maalesef bu dönemde, şu 20 yılda bu yaşanıyor. Yani memleketin üzerine kara bulut gibi çökmüş bir siyasi iktidar var. Bu 20 yıllık siyasi iktidar birçok şeyi aslında insanların üzerinden aldı. Güler yüzümüzü aldı. Mutluluğumuzu aldı, huzurumuzu aldı. Ekonomimizi, vatandaşların ekonomisini bozdu. Hı hı. Bu siyasi iklim, işte bu kavgacı değil. Aslında yukarıda yaşanan siyasilerin karşılıklı birbirlerine yaşadıkları bu polemik aşağıda da maalesef. Tavandan tabana kadar inebiliyor diyorsunuz. Yayılabiliyor. Bu çok tehlikeli. Bunu yapmamak lazım. Hı hı. Çünkü örnek teşkil ediyorlar. Örnek teşkil ediyor. Çocuklarımız var. Bunu yapmamaları lazım. Şimdi dün yaşanan olay da o. Bunun benzer olaylarını biliyorsunuz. Mecliste yaşanıyor. Yüce Meclis orası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe konuşması yapılırken dün bir anda herkes birbirine girmeye başladı. Milletvekilleri, iktidar partisiyle bizim milletvekillerimiz sözlü bir tartışmaya girdiler. Oradan bir tane milletvekili, Bursa Milletvekili AK Partili çıktı ve Hüseyin vekilimize, Hüseyin Öz'e bir yumruk attı. Şimdi Hüseyin Bey komada. Yani 24 saat boyunca komada kaldı. Ve dün tekrar hayata döndü. En azından konuşmaya başlamış. Bilgilerini alıyoruz. Böyle duruma işi getirmeye ne gerek var? Farklı ben fikirlere buradan, kapalılık. Yani tabii. Yani, farklı fikir. Benim fikrimin dışına hiçbir fikir kabul etmiyorum gibi bir zihniyet mi oluştu? Bu da birazcık çoğaldı sanki, artmaya başladı. Genel anlamda da artmaya başladı. Buna mı alıştık? Yani en iyi düşünen benim, benim düşüncemin karşısında başka bir düşünce olamaz gibi bir durum söz konusu olmaya başladı. Siz bir siyasi görüşü eğer benimsiyorsanız gidersiniz, milletin huzurunda onu söylersiniz. İnsanları ikna etmeye çalışırsınız. Biz burada bunu yapıyoruz. Yani benim herkesi mi dinliyorsunuz, herkesi dinliyorsunuz. Kutuplaşma, olumlu ya da olumsuz eleştiriler olabilir tabii ki. Şimdi orada da aynı şekilde Ankara içinde bunu söylüyorum. Yani bir siyasi görüşü eğer belli etmek istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız mikrofon önünde. Milletin kürsüsü orası. Evet. Orada ne söylersiniz. Söyleyeceksiniz. Eğer siz de bunu eleştirmek istiyorsanız gidersiniz. Alternatif X Partisi, onun temsilcisi de gider. Onu söyler. Ama bu iş yumruklu kavgaya gelecek şekilde. Buradan bu olayı ekranlarınızda, huzurunuzda kınıyorum. Hüseyin vekilimize de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet. İnşallah bir daha da tekrarı yaşanmaz. İnşallah. Görmeyiz bizler de inşallah öyle şeyler görmeyiz. Gerçekten herkes, bütün toplumu üzecek bir davranış aslında. Evet, yine tabii il başkanlığında kongre süreci devam ediyor. Takvim belli oldu mu? Özellikle onu da soracağım ama adaylar belli mi? Çok adaylı bir seçim mi olacak? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi bizim 17 ilçemizde kongre süreci bundan bir ay önce başladı. Hı
Önce ilçe kongreler olur. Ondan sonra en sonunda il kongresi olur. Birçok ilçemizde, Akhisar ilçemiz hariç, o da bu hafta sonu yapılacak. Akhisar ilçemiz haricinde birçok ilçemizde kongremizi tamamladık. Yani burada değişen de isim olmadı. Aşağı yukarı bütün ilçe başkanımız devam etti. Tek bir ilçede sadece kendi isteğiyle bırakan bir ilçe başkanı abimiz var. Onun dışında herkes görevine devam etti. Önce bu ilçe kongreleri biter. Bu takvim bu şekilde olur. Ondan sonra da il kongresine geçilir. Tüm Türkiye'de bu şekilde. 29 Ocak tarihi genel merkezimizin açıkladığı, divan başkanlığımızın açıkladığı son tarih. Yani tüm illerde kongrelerin tamamlanması için son tarih 29 Ocak. Bizim için de, ilimiz için de Manisa'da yapılacak kongrede 15 Ocak'la 29 Ocak tarihi arasında bir hafta sonu gerçekleşecek. Hı hı. Dolayısıyla tarihi net bir şekilde vermeyin ama en azından o tarih belli. Yani. 15 Ocak gibi ya da bir hafta sonrası gibi düşünebilirsiniz. İl kongresi olacak. Evet. Şimdi bizde işler şöyle. Genel merkezimiz, genel başkanımız aslında şu an Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaptı, uyguladı. Onu da biliyorsunuzdur. Basından takip etmiş olabilirsiniz. Milletvekili adayı olmak isteyen, görev almak isteyen il başkanlarının istifasını alıp yerine genel merkez kanalıyla bir atama yapıyor. Bu bir taktik, bu yöntem. Hı hı. Ama genel başkanımız Sayın Meral Akşener ve divanımız, Ankara'daki divan başkanlığımız bizde kongre kararı aldı. Ben atama yapacağım demedi ama şunu da ekledi. Milletvekili adayı olmak isteyen il başkanımız ya da ilçe başkanımız varsa mevcut görevine devam etmesin, ayrılsın dedi. Evet. Dolayısıyla bu süreç bunu merakla bekliyoruz tabii başlattı. Acaba ne olacak diye. Bu süreç bunu başlattı. Şimdi önümüzdeki seçimde de 3 tane aday var Manisa için söyleyeyim. İsimleri il başkanlığı il başkanlığı olarak, adayı olarak 3 tane adayımız var. Hatta yani bu 4 olabilir, 5 olabilir. Biz demokratik bir denklemde baktığımız için bu işe birçok arkadaşımız aday olabilir. Ve birçok arkadaşımız da bu görevi layıkıyla yapar. Evet. Ben bir kişiyi bile ayırmıyorum ki yani bu görevi yapamaz diye. Şimdi herkes benim ağzımdan laf almaya çalışıyor. Evet, merakla bekliyorlardı. Tufan Başkan ne diyecek diye, değil kimi mi? Kimi destekleyeceğiz diye. Evet. Ama şöyle, biz benim bir tane kendi şahsi oyum var. İl delegesi olarak, ilçe başkanı olarak. Tabii Yunus Emre ilçesinde mevcut bir delege yapısı var, il delegesi var. Güçlü bir delegemiz var sayı olarak. Arkadaşlarımız hangi arkadaşımızı desteklemek istiyorsa, il başkanlığında kimi görmek istiyorsa ona oy verecek. Benim prensibim bu. Bunu da bütün arkadaşlarıma, bana kime oy vereyim diye soran herkese söylüyorum. Ama ben şahsen kendim kime vereceğimi gönlünüzden geçen bir isim vardır tabii ki. Yarın öbür gün açıklarım. O açıklama gelecek yani. Kimi destekleyeceğimi açıklarım. Tamam, o zaman biz merakla bekliyoruz. O zaman ilk soran biz olalım. İlk mikrofonu uzatan biz olalım. Tabii aslında şeye geliyor. Yani şunu anlıyoruz konuşmalarınızdan. Bizde herkes potansiyel bir aday. Yani herkes nitelikli ve bu görevi layıkıyla yapacak kişilerle birlikte izliyorsunuz teşkilat olarak. İçimizde herkes başkan olabilir. O vasfa sahip diyorsunuz aslında, değil mi? Bu hem bizim teşkilat işimizdeki ilçe ve il başkanlığı için geçerli, hem de yarın öbür gün ortaya çıkacak milletvekili adaylığı, belediye başkanlıkları için de geçerli. Hepsi potansiyel bir biz aday. Biz de herkes potansiyel aday. Diyebiliyorsunuz. Çünkü parti büyüyen bir parti. Partimiz gerçekten gelişen bir parti. Her gün üye kaydı yapıyoruz. Üye kaydı yapmaktan bilgisayarlarımızı bozuyoruz. Ne güzel, o, büyük bir katılım var. O denli bir teveccüh var, katılım var. Dolayısıyla bugün İYİ Parti'de Manisa için konuşuyorum. Tüm Türkiye için de konuşabilirim ama ben Manisa için konuşuyorum. Manisa'mızda bugün İYİ Parti'de kim ilçe başkanı adayı olmak istiyorsa çıkıp olabilir. Eğer ki hizmetleri layıkıyla teveccühü görürse delege tarafından ilçe başkanı seçilebilir. Evet. Genel merkez ya da herhangi birisi demez ki sen aday olamazsın, sen bir kenarda dur. Böyle bir sistem bizde yok. Çok güzel. Genel merkez tarafından bir baskı, genel merkez tarafından atama, isim değişikliği vesaire, böyle bir sistemde bizde yok. Gayet demokratik. Evet. Gayet demokratik bir süreç var. Liyakata önem veren bir parti zaten. Her zaman Meral Akşener'e de duyuyoruz, hep liyakattan bahsediyor ve buna da önem veriyor o halde böyle bir sistem varsa. Yani liyakat ve delegenin kararı. Hür iradesine saygı diyebiliriz. Parti içi olan da. Evet. Tabii ki daha
geniş perspektifte düşünürsek milletvekili adayı yarın öbür gün Nisan, Mayıs gibi bir genel seçimin olacağını düşünürsek milletvekili aday adayları belirlenecek. Burada da isteyen her arkadaşımız, parti üyesi olsun ya da olmasın, her vatandaşımız gelip ben buradan sizlerin huzurunda çağrı yapıyorum, milletvekili aday adayı olabilir. Evet, ben tabii liyakattan kastım şuydu, bazı partilerde görebiliyoruz ilçe başkanları, il başkanları bir anda atanabiliyor, bir anda sürpriz atamalar olabiliyor ama İYİ Parti'de böyle bir sistem yok diyorsunuz. Öyle yani bahsedelim. Seçilmiş bir kişiyle geliyor. Evet. Şimdi parti yeni kurulurken tabii ki bunlar yeni kurulurken apayrı bir şey yapıldı tabii. Yani. Ben de ilk gelirken tabii, atamayla geldim. Tabii, sonra kongreye geldim. Sonrasında bu sistem, en azından sistemi çok net anlamış oluyoruz İYİ Parti'nin. Son bir sorum olacak. Programımızı artık yavaş yavaş kapatacağız. Tufan Akan'ın sonrasındaki hedefleri mi diyelim, bir Yunus Emre belediye başkanlığı fikri var mıdır diyelim, ne diyelim, nasıl soralım bilemedim ama özellikle biz tabii dışarıdan da gözlemlerimiz bu işe yakıştı. Yani böyle bir göreve yakıştırıldığınızı bizzat bizler de sahada duyabiliyoruz. Ama Tufan Akan'ın böyle bir fikri var mı? Böyle bir niyeti var mı? Şimdi az önce söylediğim konu aslında bununla da direkt alakalı. Bizde İYİ Parti'de herkes potansiyel aday. Hı hı. Çok net. Yani bu ben ilçe başkanlığı yapıyorum diye beni yakıştırıyor olabilirler bir takım görevlere. Ama görev istenmez, görev verilir. Ben ne genel merkezimizden ne buradaki arkadaşlarımızdan hiç kimseden bir görev talebim yok. Bu talep, bu göreve gelirken de 4 yıl önce ilçe başkanı olduğumda da herhangi bir talebim yoktu. Yine bir talebim yok ama siyasette şöyle. Eğer kendiniz başarılı oluyorsanız zaten çalışan insanı herkes sever. Ticarette de böyle, siyasette de böyle, hayatın her alanında böyle. Başarı zaten çalışmakla gelir. Tabii. Ben kendime ve tüm ekibime güveniyorum. Biz çalışıyoruz. Ama bunun sonu ne olur derseniz bugün partide biz paspasta yaparız. Bugün partide tabela taktık, tabelayı takarken arkadaşlarımızla beraber yaptık. Biz her işi yapıyoruz. Evet. Yani bu iş bir ekip işi. Ve bundan da hiçbir zaman erinmedim. Erinmem de tüm arkadaşlarımızı da ben bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. O adaylıklar hiç önemli değil. Ben aday olurum, başka bir arkadaşım aday olur. Bugün Millet İttifakı'ndan başka bir aday arkadaşımız çıkar. Evet, olabilir. Aday olur. Önemli olan memleket meselesi. Biz çok bu işleri şahsileştirmememiz lazım. Bu bir kere çok önemli. Bunu ben tüm arkadaşlarımız için, tüm Millet İttifakı bileşenleri için de söylüyorum. Şahsi bir olay değil. Başarılı olmak lazım. Bizim bir hedefimiz var. Mevcut iktidardan, bu mevcut siyasi denklemden biz memnun değiliz. Zaten memnun olmadığımız için bu partide siyaset yapıyoruz. Alternatif ihtiyacı oluştu tabii, değil mi? Dolayısıyla da burada belediye başkanı olacak olan arkadaşlar zamanı geldiğinde, daha çok var süresi. Milletvekili olacak olan arkadaşlar, bunların kim olacağının öneminden ziyade önemli olan bu yönetimlerin, evet, İYİ Parti'nin yönetimine geçmesi. Çalıştan öte sistem önemli. Biz bu sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Bu sistemi de tüm Türkiye genelinde oturttuk. Genel başkanımızın da izninde bunu gerçekleştirdiğimizi, hatta gerçekleştiren en iyi partilerden birisi olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız makamınızda ve çok önemli bilgiler verdiniz, aydınlattınız. En azından kafamızdaki soruları birazcık aydınlatmış oldunuz. Tekrar son teşekkür cevap ediyoruz. Aramadınız ama pardon, lafınızı bölmek istemedim ama tabii herkes aday olabilir kısmından yola çıkarak son sorumun cevabını alayım o halde sizden. Yok yani cevabı buydu aslında. Herkes aday olabilir. Herkes aday olabilir ama şimdi tabii ki sizin de gönlünüzden geçen bir şey vardır belki. Hani o yüzden sormak istedim. Yok, görev istenmez. Bizde bu konuda oturan insanlar ağzımızdan böyle bir şey çıkması mümkün değil. Evet. Olması gereken zamanı. Sıkıştırmaya çalışıyoruz Tufan Başkan ama layık görülürse biz yaparız bu görevi. Gereken zamanında olur. Tabii. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Umarım yine güzel bir program gerçekleştiririz ilerleyen süreçlerde. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Evet değerli izleyenler, gündem özel programımızı bugün İYİ Parti Yunus Emre İlçe Başkanlığı'nda Yunus Emre İlçe Başkanı Tufan Akan'la birlikte yaptık. Genel siyasete değindik, vatandaşlarımızın sorunlarına değindik. Tabii Tufan Başkan bize Yunus Emre ile ilgili önemli bilgiler verdi ve tabii ki yine programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın diyelim.